Merhabalar. Bugün size Cenab-ı Allah'ın yarattığı tam bir mucize şifa olan ısırgan otu hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Evet, tarihte insan sağlığı için kullanılan en önemli bitkilerden biri de ısırgan otudur. Isırgan otu şifalı bir bitki olduğu için alternatif tıp alanında sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak ısırgan otunun toplanması sırasında eldiven kullanılmalıdır. Aksi halde yer böyle yapraklarında bulunan kimyasal asitler temasla birlikte ortaya çıkar ve cildi tahriş olmasına neden olur. Evet ciltte temas olduğunda tahrişe sebep olan ısırgan otu sağlık için oldukça şifalıdır. Genel olarak çay tüketimi bulunan ısırgan otunun bazı yörelerde çorbası, böreği, salatası yapılmaktadır. Anavatanı Kuzey Asya Olsa da ülkemizde de yetiştirilen ısırgan otu ülkemizde yoğun olarak yetiştirilmektedir. Isırgan otu doğada yer alan bitkilerin insan sağlığı üzerinde farklı etkileri bulunur. Isırgan otu da bu faydalı bitkilerin başında gelir. Çok eski tarihlerden bu yana ısırgan otu insan sağlığı için hastalıkların tedavisinde kullanılır. Isırgan otu içeriği nedeniyle antimikrobiyal ve antioksidan özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra ağrı kesici etkisi de bulunur. Bu sebeple insan sağlığı üzerinde sayısız faydası bulunur. Isırgan otunun faydaları şunlardır arkadaşlar. Vücutta biriken toksinlerin dışarıya atılmasını sağlar. Böbrek taşı oluşumunu engeller. Baş ağrısına iyi gelir. Vücuttaki ödemin azalmasına yardımcı olur. Kan dolaşımının düzene girmesi ve artmasını etkiler. Kalp sağlığı için faydalıdır idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir. Solunum problemleri yaşayan kişilerin tüketilmesi önerilir bu bitkiyi arkadaşlar. Alerjen sorunu olan kişiler bu bitkiyi rahatlıkla tüketebilir. Gut hastalığı olan kişiler tarafından kurulmaz, kullanılması iyidir. Kireçlenme ve eklem ağrısı yaşayan kişiler çay olarak tüketebilir bu bitkiyi arkadaşlar. Prostat problemi olan erkeklerin tüketmesinde de fayda vardır. Kemik sağlığına iyi gelir. Saç sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Saç köklerini besleyerek saç derisinin hava almasını sağlar. Böylelikle saçlar daha da hızlı ve gür bir şekilde uzar. Aynı zamanda saçın yıpranmış görüntüsüne de iyi gelir arkadaşlar. Cil sağlığı üzerinden faydaları bulunur. Saç dökülmesi probleminde azalma sağlaması için de kullanılır bu. Kepeğe karşı da büyük bir Önem taşır arkadaşlar. Saçtaki kepeği de yok ettiği bilinir. Isırgan otu tüketimi güvenilir bitkilerden biridir. Rahatlıkla bunu doğada toplayarak tüketebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten Cenab-ı Allah'ın bizlere sunduğu şifalı bitkilerden bir tanesi de ısırgan otu. Ve şu an tam mevsimi ısırgan otu emziren anneler içebilir mi arkadaşlar? Evet içebilir. Emziren anneler emzirme döneminde sütlerini arttıracak besinler tüketmeye özen gösterirler. Bebeklerin anne sütü ile beslendikleri dönemde sütsüz kalmamaları için bitkisel çaylardan da faydalanmak isterler. Bu noktada ısırgan otu süt arttırıcı özelliği bulunmaktadır. Bu yüzden emziren anneler günde bir fincan ısırgan otu çayı tüketebilir. Ancak ısırgan otuna herhangi bir alerjisi olan insanlar içmemelidir. Isırgan otunun içerdiği bileşenlerin kanseri direkt olarak engellediği bilinir arkadaşlar. Gerçekten kanserli hücrelere karşı koruma sağlar vücudumuzu. Evet, ısırgan otu antibakteriyel özelliği olan bir bitki olduğu için idrar yolu enfeksiyonlarına da iyi gelir. Özellikle erkeklerde prostat rahatsızlığının tedavisinde kullanıldığı görülmektedir. Evet arkadaşlar, gerçekten ısırgan otu bir mucize bitki. Sizler de tam mevsimi olan ısırgan otunu gördüğünüz her yerde toplayıp ister salatasını yapın, ister çayını yapın, isterseniz yemeğini pişirin. İsterseniz böreğini yapın arkadaşlar. Yani mucize bir bitkiden faydalanmak mümkün arkadaşlar. Zaten alternatif tıpta da bu bitki sıklıkla kullanılıyor. Ben bugün bahçede sizlere ısır, taze ısırgan nasıl olur, nelere faydası var onu anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi biraz da toplayıp, evde hem kurutacağım hem biraz salata yapacağım hem de çayını tüketmek üzere ısırgan otunu toplayıp evime götüreceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi şahane bir besin Evet şöyle 3-4 dal ısırgan otunu iyice yıkadım arkadaşlar sirkeli suyla Çünkü doğadan topladık bu şekilde sirkeli suyla yıkadıktan sonra üzerine 2 su bardağı su ekleyip kaynatacağız arkadaşlar. Evet iki bardak suyumu ekledim. Bu şekilde ocağımıza götürdük. Şöyle kaynadıktan 5-10 dakika daha kaynamasını bekleyeceğim. Bu şekilde kaynayan ısırganımızı 10 dakika kaynattım ve altını kapatıyorum arkadaşlar. Altını kapattıktan sonra da bu şekilde üzerini kapatacağız bir tabak yardımıyla. Ve bunun 10 dakika demlenmesini sağlayacağız arkadaşlar. Ama ağzı kapalı olacak şekilde 10 dakika demlemesini sağlayacağız ve 10 dakikanın arkasında bu şekilde fincanımıza koyup günde 1-2 fincan içeriz arkadaşlar. Gerçekten tam bir şifa. Kabızlık problemine de çok etki ettiği bilinir arkadaşlar. Yani gerçekten ben bunu kullanıyorum. Çok da memnunum. Sizlere de tavsiye ederim doğadan gelen her türlü Allah'ın yarattığı her türlü bitkiler şifa niyetinde derdi veren Allah dermanı da verir. Arayıp bulmak sizlerin elinde diye de bir e, söz var arkadaşlar. Bizler de doğada bu şekilde toplayıp taze taze gördüğümüz yerlerde toplayıp kurutup olmadığı zaman da mutfağımızda tüketiriz bu bitkiyi. Evet beni buraya kadar izleyen, dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. İlk defa bu videoyla da geliyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı da beğenirseniz, zil sesini de açarsanız yeni videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.